İktisadi doktrinler ve devlete verilen rollere devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Der ki bize sorumuz Friedman ve Phelps'e göre. Bu arada Friedman değil de Friedman diye telaffuz ediliyormuş ama çok da önemli değil. Biliyorsunuz biz telaffuza hiç takmıyoruz kafayı. Yani Musgrave, Musgrave de oluyordu değil mi? Bu Kanan, Burhan da olurdu. Friedman, Ferdi de olur. Hiç fark etmez. Evet. Doğru yanıtınızı bekliyorum hocam. Güzel. Hadi şöyle birkaç kelam edelim. Monetarizm, değil mi? Neoklasik Keynesyen sentezin ilk ayağıdır arkadaşlar monetarizm. Burada önemli olan tabii ki kurucu iktisatçılardır. Aklınıza ilk getirmeniz gereken Friedman ve onun önemli bir destekçisi, kankası Phelps'tir. Şimdi monetarizmle ilgili ne biliyoruz? Şunu biliyoruz biz. Demişler ki bize eğer bir istikrarsızlık varsa yani ekonomik bir sorun varsa bunun sebebi evet yanlış uygulanan, yanlış yazamayan hoca. Yanlış uygulanan neymiş? Ekonomi politikalarıdır. Mesela eğer ekonomide enflasyon varsa bunun sebebi yanlış uygulanan para politikasıdır. Yani para arzı gereğinden fazla arttırılmıştır. Peki hocam ekonomide bu mantıkla gittiğimizde deflasyon varsa bunun sebebi ne olabilir? Deflasyonun sebebi nedir? Aynı mantık para arzının bu sefer yeteri kadar arttırılmaması olacaktır. Peki enflasyon tamamen parayla alakalıdır diyebilir miyiz? Öyleyse Friedman'a göre enflasyon nasıl bir olgu? Parasal bir olgu. Bu kadar basit. Bir de galiba çok önemli bir kavram var burada. Yardım edin bana. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Duydunuz mu bunu? Değil mi? Nedir doğaçsızlık oranı? Ekonomide uzun dönemde ortadan kaldırılması mümkün olmayan işsizlik oranı. Hatta tam istihdam düzeyindeki işsizlik oranı olarak da geçer. Ama bunun bir formülü vardır. Formülü neydi bunun? Evet, yardım ediyorsunuz bana. Harikasınız. Yapısal işsizlik artı, evet, friksiyonel işsizlik toplamıdır. Değil mi? Peki hocam, doğaçsızlık oranı niye önemli? Şu açıdan önemli. Friedman doğaçsızlık oranını kullanarak stagflasyon krizinin çözümünü yapıyor. Nasıl yapıyor? Şöyle yapıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi stagflasyon dediğimiz şey altı üretim kapasitesi düşük büyüme ve enflasyonun aynı anda olması durumu ya. Yani burada ekonomide bir durgunluk var. Durgunluk varsa işsizlik söz konusu değil mi? Alt üretim kapasitesi, yüksek fiyatlar genel düzey yani enflasyon. Şimdi işsizlikle mücadelede etkin olan politika maliye politikası. Enflasyonla mücadelede para politikasını kullanacaksın. Diyor ki bana senin diyor uyguladığın maliye politikası kısa dönemde işsizliği azaltırken uzun dönemde diyor bu mümkün değildir. Çünkü uzun dönemde doğaçsızlık oranı vardır. Bu durumda senin uygulayacağın maliye politikası sadece beklenen enflasyonu artırır. Uzun dönemde tekrar işsizlik doğal seviyesine geri gelir. Öyleyse maliye politikası kullanma. Ne kullan? Para politikası. Ve para politikasını sıkı, yani istikrarlı bir para arzı politikası olarak kullan. Ne demek istikrarlı para arzı politikası? Para arzını mense olarak göstereyim, büyüme diyeyim, ekonomik büyümeye orantılı olarak ya da işlem hacmine orantılı olarak arttır diyor kendileri. Güzel, peki. Doğru yanıtımız siz zaten söylemiştiniz. Ben şöyle ufak bir hatırlatma yapmak istedim. E seçeneği. Peki, post-Keynesyen iktisat için aşağıdakiler hangisi söylenemez diyor. Yanıtınız nedir? Aferin size.
Burada bizim işimiz yok. İyisiniz yani. Kaleci Davidson, Robinson gibi. Robinson müthiş bir saçıdır bu arada. Robinson, hiç duydunuz mu Robinson'ı? Duymadınız mı? Peki Robinson'ın bir kadın iktisatçı olduğunu biliyor musunuz? Aferin lan. Müthiş bir iktisatçı, evet. Doğrudur. Şimdi post-Keynesyen iktisat arkadaşlar, klasik doktrine terstir. Çok farklı tanımlamaları var. Çok hoşuma gider benim. Klasik iktisatın aksine yatırımları tasarruflarla anlatmaz. Klasik doktrinde İşte tasarruflar artarsa yatırıma dönüşür mantığı vardır. Der ki post-Keynesyen iktisatçılar, tasarruflar yatırıma dönüşmez. Tasarruflar gayrimenkul alımına gider. Katılıyor musunuz? Nasıl istersen Hasan'cığım, sen bilirsin. Çok şey kaybediyorsun. Yani gerçekten öyle mi? Vallahi öyle bak. Bizim biraz paramız varsa aklımıza ilk gelen şuradan arsa alayım, işte ev alayım, nasıl olsa değerlenir. Hiç kimse kalkıp da efendim gideyim ben iş kurayım, para kazanayım, istihdamı arttırayım, vergi ödeyim falan demez, değil mi? Evet. Yatırımın kaynağı karlardır. Enflasyonun sebebini ekonomik birimlerin geriden pay alma mücadelesi olarak açıklar. Bu arada bu en sonki Sayıştay sınavında neredeyse bu soruya benzer bir şekilde çıkmıştı. Bakınız şöyle anlatıyorlar enflasyonu. Şu gelir diyorlar, milli gelir. Şöyle bir piramit olarak çiziyor. Şimdi iktisadi birimlerin geriden aldığı paylar var değil mi? Mesela sermaye ne elde ediyor acaba? Sermayenin elde ettiği şey ne? Faiz, değil mi? Peki efendim doğal kaynaklar, rant. Efendim girişimci ne elde ediyor? Kar. Peki ücret neyin getirisi? Tabii ki emek faktörü. Diyor ki burada emek faktörü ücretini arttırmak ister gelirden daha fazla pay almak için. Efendim girişimciler daha fazla kar elde etmek ister. Bunun için de fiyatı arttırırlar. Şimdi ücret artıyorsa maliyet artıyor, fiyat artıyor demektir. Zaten fiyatın da oradan artması enflasyonun sebebidir. Hatta biz buna bir isim veririz. Acaba hiç şöyle bir şey duydunuz mu? Ücret, fiyat, sebrali. Duydunuz mu bunu? Gitti misin? Aa, anladım. Öyleyse ufak bir anlatayım. Ücret fiyat spreadi şu demektir temelde. Fiyat artışlarının, ücret artışlarının da enflasyonu yani fiyat artışlarını sarmal şeklinde arttırması, böyle bir devinime girmesi demektir. Sizce böyle bir şey var mı? Ne dersiniz? Türkiye ekonomisi açısından düşünelim. Mesela burada efendim ücretler, burada da fiyatlar var. Bir anlamda Merve, ama sadece maliyette yok. Şöyle düşünelim şimdi. Fiyatları arttırdık. Yani biz yapmadık bunu. Fiyatlar genel düzey yükseldi. Enflasyon var. Çok basit bir şey soruyorum. Ücretli çalışansınız ve maaşınıza zam istiyorsunuz. Zam mı, neye göre istersiniz? Enflasyona göre. Öyleyse burada fiyat artışı kadar maaşın artıyor. Enflasyonun artacağını düşünüyorsun. Maaşın nominal olarak arttı, rakam olarak arttı. Ama reel olarak bir artış olmadığının farkındasın. Bu durumda mal alırsın, yani tüketime yönelirsin, toplam talep artar. Toplam talep artınca fiyatlar yine yükselir. Fiyatların artması yine ücretleri arttırır. Bu böyle devam eder gider. Anladık mı bunu? Bunu anladık mı? İmran, Melike. Peki hocam, acaba bunu kırmak için ne yapıyor? Bunu kırmak için gelirler politikası kullanıyor. Ya da vergi temelli gelirler politikası kullanıyor. Hepsinden daha sonra bahsedeceğiz. Ama siz bunları zaten biliyorsunuz diye düşünüyorum. Ekonomik bilimlerin kararlarında beklentiler etkilidir. Hayır. Beklenti kısmı rasyonel beklentiler, yeni klasik iktisata aittir. Bu arkadaşlar buna inanmaz.
Ücret ve fiyat kontrolünü savunurlar mı? Savunurlar. Zaten gelirler politikası temelde ücret ve fiyat kontrollerini bize verir. Değil mi? Doğrudan müdahaledir. İşte asgari ücret uygulaması, taban fiyat, taban fiyat, kira kontrolleri gibi. Bunların hepsi heterodox. Biliyorsunuz değil mi? Şu meşhur ifadeyi hepiniz biliyorsunuz değil mi? Neoklasik iktisattan epistemolojik bir kopuş olan heterodox iktisatın gözlerime bakarak cevap verin. Ne bu? Tanıdık mı? Görüyor musunuz? Gözlerim parlıyor. Niye? Evet. Evet, evet. Anladınız. Bitkisel bir bakış açım var. 41. En iyi politika politikasızlıktır. Ya bunu söyleyen kimdi acaba? Evet, evet Merve, değil mi? Lukas. Barro. Başka kim vardı burada? Sargent. Wallace, değil mi? Bunlar esasen monetarist olmakla beraber beklentileri konu edinerek farklı bir iktisadi okul inşa ediyorlar. Neydi o? Rasyonel beklentiler. Peki rasyonel beklentiler bize ne diyordu? Efendim diyordu ki kişiler aşırı rasyoneldirler ve tam bilgi sahibidirler. Bu yüzden bu ifade çok önemli, dikkat ediniz. Sizin uygulayacağınız politika beklenen sonucu vermez. Yani kısa dönemde dahi uzun dönemi hesaba katmadan anlatıyorlar. Devletin uygulayacağı para arzı, kamu harcaması, vergi gibi araçlarla uygulayacağı politikalar, büyüme, istikrar vesaire üzerinde etkili olmayacaktır. Çünkü kişiler tam bilgi sahibi oldukları için, sistematik olarak da hata yapmadıkları için senin ne için bu politika uyguladığını bilirler. Evet, peki hocam, yeni klasik iktisatta benim için yapacağım çıkarım nedir? Kötüdür. Bunun anlamı maliye politikasının kullanım alanının olmadığıdır. Kamu ekonomisi küçülüyor demektir, değil mi? Tıpkı Franklin'de olduğu gibi. Evet. Peki 42. Aferin Dilan. Senin hocan kimdi Dilan? Ha öyle, tamam peki. Aferin Nazife. Senin hocanı biliyorum. Enflasyonun nedenlerini ekonomideki yapısal bozukluklar ve dar boğazlarda aramak gerektiğini savunan yaklaşım hangisidir? Hocam, Latin Amerika ekolü dediğimiz ve doğrudan Friedman'a saldıran bir ekol bu. Şöyle diyor Prebisch. Evet, burada Prebisch var. Diyor ki, öyle enflasyon Friedman'ın dediği gibi parasal bir olgu falan değildir. Az gelişmiş ülkelerde enflasyonun sebebi yapısal bozukluklar ve dar boğazlardır. Dar boğazın ne olduğu net, kriz var. Peki yapısal bozukluk nedir? Der ki tarım ürünlerinin arzı yeterince esnek değildir. Az gelişmiş ülkelerde tarım iklime bağlı yapılır. Eğer iklim kötü giderse üretim azdır, malın fiyatı artar ve tarım ürününe tabii ki kıtlık varsa fiyat yükseleceği için tarım ürününe talep hep vardır. Bu da fiyatlar genel düzeyini artırır. İkincisi, efendim der ki ekonomik kurumlar yetersizdir. Yani Merkez Bankası, ticari bankalar gibi piyasaya para aktaran, piyasadan para toplayan kurumlar yeteri kadar gelişmemiştir. Özellikle Merkez Bankası kibirli ve yönetilir. Hükümetler sürekli Merkez Bankası'ndan para alarak piyasaya kaynak aktarırlar. Yani harcama yaparlar. Üçüncüsü, kronik dış ticaret açıkları vardır. Bu da enflasyonun bir sebebidir. Sonuçta dışarıdan ithal edilen enflasyon söz konusu olacaktır. Evet, doğru yanıtımız yapısalcılar. Güzel. 43. Enflasyon nedenini kamu harcamalarındaki artış.
Şunu bir not et. Evet. Durgunluğun nedenini ise yatırımları ve üretim olumsuz etken vergiler olarak tanımlayan teorisyen. Acaba kimdir? Kimdir? Ben öyle mi bilmem. Öyle mi böyle mi? Net. Net ol. Aferin. Hayır Büşra. Evet Ebru, Esra, Hilal, İmran, Melike, Merve, Yanıt. Aferin Ebru. Öyle mi? Yazamayan ben. Peki arz yönlü iktisat desem aklına kimi getirirsin? Arthur Laffer. Bakınız Arthur Laffer 1960'ların sonuna doğru yani stagflasyon krizi varken ortaya çıkıyor. Peki bu Arthur Laffer'in acaba temel katkısı nedir? Arthur Laffer'in burada arz yönlülüğü tanımlarken kullandığı birkaç tane temel argüman var. Bunlardan birisi şudur. Kamu ekonomisinin kapsamını küçültmelisiniz. Peki kamu ekonomisinin kapsamını küçültmek neyle mümkündür? Soruyorum, ulusal ekonomi içerisinde kamu ekonomisinin payını ölçmek için temelde biz neyi kullanırız? Emin misin Ayşe? Temel ölçüt. O kullanılır, kullanılabilir. Ama temel ölçüt galiba şuydu. Kamu harcamaları bölü gayri safi yurt içi hasıla, değil mi? Aynen öyle. Öyleyse kamu ekonomisinin azaltılması, kamu harcamasının azalması da mümkündür. Peki kamu harcaması azalıyorsa vergiler ne olur? Vergiler de azalır. Bakınız aslında ne oluyor? Kendince ne yapıyor Lafer? Şunu yapıyor. Kamu harcamasını azaltırsanız, evet, enflasyonu bertaraf edersiniz. Vergileri düşürürseniz, ekonominin arz cephesi desteklenir, yatırımlar artar, üretim artar ve durgunluğu bertaraf edersiniz. Sizce Lafer neyi çözmüş oldu? Kendince stagflasyon. Bakınız biz buna vergi indirimleri yoluyla mücadele edeceğiz ileride maliye politikasında. Önemlidir. Unutmayınız. Evet, Arthur Laffer. Peki Laffer deyince başka ne biliyorsunuz? Laffer eylesini biliyorsunuz değil mi? Güzel. Peki gelir etkisi deyince aklınıza ne geliyor? Ya da ikame etkisi deyince aklınızda. Yaşasın kahve ya. İktisatçı mısın Merve sen? Hiç yakıştıramadım. Evet var. Higgs, Snatsky. O değil. Bakınız gelir etkisi vergi oranı arttıkça kişinin gelirindeki azalmayı telafi etmek için daha çok çalışmayı, aylaklık yerine çalışmayı tercih etmesi yani emek harcını arttırması. İkame etkisi neydi? Kişi daha çok çalıştığında daha çok vergi ödüyor. Çünkü vergi oranı artıyor. Devam ediyor. Bunu görüyor. Yeter artık ne çalışacağım ben ya diyor. Artık çalışmak yerine boş zamanı talep ediyor. Benim favori etkim bu. Burada neyi azaltıyor? Emek arzını azaltıyor, değil mi? Gelir etkisi, ikame etkisi. Peki hocam. 44. Yani. Ya. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Bakınız. Çeyrek Clark bu. Kim? Çeyrek Clark.
Bu adam takıntılı. Bu adam %25'e takmış kafayı. Obsesif bir karakter bu. Buna soruyorlar. Nasılsın, iyi misin diyorlar. %75'e %25 kötü diyor. Colin Clark'a göre optimum vergi oranı da %25. Colin Clark ayrıca şunu da iddia ediyor. Kapitalist bir ekonomide, vergilerle finanse edilen bir ekonomide kamu harcamalarının milli gelir içerisindeki payı %25'i geçmemelidir. Aslında bu anlamda üst sınırı belirler. Yani der ki %25'i aşarsa enflasyon çıkar, kriz çıkar, istikrarsızlık yaşanır der. Kimmiş bu? Çeyrek Clark'mış, değil mi arkadaşlar? Evet. 45. Aa. Merak ettim şimdi yanıtını. Aferin Dilan, aferin İmran, olmadı Ayşe ya. Aferin Melike mi? Olmadı Melike. Esra, aferin. Hilal, aferin. Ayşe, seçeneği okuyorum. Politikada. Nerede? Nerede diyor Ayşe? Ya ah ah Leyla. Kamu tercihi teorisi çok meşhur. Arkadaşlar gerçekten çok meşhur kamu tercihi teorisi, değil mi? Kamu tercihi teorisi hakkında birkaç kelam edelim şurada. Kamu tercihi teorisi deyince aklınıza neler gelmeli? Kamu tercihi teorisi hocam politika, siyaset bilimi, hukuk, maliye, ekonomi hepsini kapsıyor böyle. Kamu tercihi teorisinin aslında öncülü Jean-Jacques Rousseau'ya kadar gidiyor. Daha doğrusu bunu ortaya atan kişi toplumsal sözleşmeye, sözleşmeci anlayışa kadar gidiyor. Kim var burada? Evet, burada Buchanan var. Buchanan varsa yanında kankası var. Biz bunlara bir isim veriyoruz. Bu ikisini yan yana görünce ne diyoruz biz bunlara? Bu kankalar diyoruz. Kimmiş bunlar? Bu kankalar. Bunlar hep yan yana. Bu kankalar kim? Buchanan ve Tulloch hocam. Peki kamu tercih teorisi bize ne diyor? Diyor ki kamu tercih teorisi piyasada bir mübadele süreci vardır. Yani piyasadaki aktörler kendi faydasına göre hareket eder. Temelde hareket ettikleri nokta tabii ki homo economicus'tur diyor. Bunun aynısı vallahi da billahi da politikada vardır diyor. Politik aktörler de kendi faydalarına göre hareket eder diyorlar bize. Yani efendim burada mesela şöyle göbekli şapkalı birini çizdim. Şapka deyince aklına kim geliyor burada? Bakalım siz yaş olarak yetişemezsiniz buna. Burada da böyle zayıf ve çok uzağa göremeyen işte genelde işte buzdolabına kanan İşte ya da vay Avrupa bizi kıskanıyor diyen kim var burada? Seçmen var. Burada da tabii ki siyasi parti var. Der ki bize bu kanun. Siyasi partilerin derdi kimseye hizmet sunmak değildir. Siyasi partilerin derdi gücünü arttırmaktır. Daha doğrusu iktidar olmaktır. İktidar olmanın yolu da oyları en çoklaştırmaktan geçer. Seçmen de kendi faydasına göre hareket eder.
derdi fayda maksimizasyonudur diyor. Yani seçmen kendisine en çok fayda sağlayacak olan siyasi partiye evet, evet ne yapar? Oy verir. Bu durumda burada bürokratlar siyasi partiden ödenek alır, yani bütçe, ve bununla da seçmene hizmet sunar. Peki bürokratların derdi seçmeni daha çok mutlu etmek midir? Hayır. Onların da derdi nedir? Bütçe maksimizasyondur der. Buradaki süreç Buchanan tarafından anlatılmıştır. Tam bu noktaya evet biri tarafından baskı ve ne eklenir? Çıkar grubu. Peki baskı ve çıkar grubunun derdi nedir? Rant maksimizasyonudur. Değil mi? Böyle bir ilişki yığını vardır der. Hatta burada galiba şöyle bazı ilkeler var. Birincisi rasyonalite. Duydunuz mu bunu? İkincisi maksimant. Üçüncüsü katalaksi. Duydunuz mu bunları? Duyan var mı bunları? Hatta Usta, hiç mi duymadın? Kitap değil miydi? Evet, kitap. Doğru. Kitabın ismin nereden geldiğini öğreneceksin şimdi. Hocam, rasyonalite nedir? Der ki bize burada, ya homo economicus politikada da geçerlidir. Rasyonel birey vardır der. İşte siyasi parti, bürokrat fark etmez. Hepsi rasyoneldir der. Peki maksimant nedir? Tabii ki bunlar kendi faydalarını maksimize etmeye çalışır. İşte oy maksimizasyonuyla, rant maksimizasyonuyla ya da bütçe maksimizasyonuyla olur. Katalaksi nedir? İşte buradaki ortaya çıkan mübadele sürecidir. Zaten katalaksinin ismi politik, evet, mübadeledir arkadaşlar. Bu kavramlar bu kanal tarafından geliştirilmiş, oldukça da popüler olmuş, çok da etkili olmuştur. Evet, James Buchanan. Peki buradan nereye ulaşmış Buchanan? Buchanan demiş ki bize, politikada yer alan, bu mekanizmada yer alan süreçlerin hiçbiri toplumsal değil, bireyseldir demiş. Yani bu tercihler aslında tamamen kendi faydalarına göre yapılır. Hatta demiş ki, politika bu yüzden başarısızdır. Buraya bakıyoruz. Devlet başarısızlığı tezi duymuştun değil mi? Çok pardon. Piyasa başarısızlığı tezi duymuştun değil mi? Onun tam karşısına Buchanan piyasa etkin, devlet başarısızdır der. Devlet başarısızlığı tezine verir. Devlet neden başarısızdır? Şöyle anlatır. Der ki politikada eksik rekabet şartları vardır. Politikada rüşvet vardır. Politikada irtikap vardır. Politikada yolsuzluk vardır. Politik miyopluk vardır. Politik miyopluk diye bir şey duydun mu? Politikada yer alan aktörlerin almış olduğu kararların çok uzun vadeli olmaması, ileriyi görememesi, mesela tam Türkiye, politik miyopluktur bu. Efendim burada acaba hiç duydun mu İngilizce olarak bir yazıyı? Pork feeding vardır. Bunu duyan var mı? Pork feeding nedir abi? Pork domuz, feeding domuzu beslemek.
Arkadaşlar biz İngilizceden Türkçe'ye çeviri konusunda çok başarılı bir milletiz. Bu bir örneği. Ama asıl başarımız kesinlikle filmlerde. Şu filmi duydun mu acaba? Bak şunu bak. Bak çeviriye bak şimdi. Duydun mu bunu? Sweet November. Bak şimdi biz bunu nasıl çevirdik biliyor musun? Bak. Kasım'da aşk başkadır. Aslında aman ne kadar Kasım, ne kadar güzel Kasım, ne kadar hoş Kasım. Demek içinde aşk var ya. Evet, aynen böyle çevirdik. İnanılmaz çevirilerimiz var. Hele bu tatil yörelerinde acayip çevirilerimiz var. Yani ben çok denk geldim çünkü Muğla'da çok kaldım. Hala bir ayağım Muğla'da. Severim Muğla'yı. Yarım Muğla'lı sayılır. Aslında Muğla'lı değilim de bayağı Muğla'lı gibiyim. Evet. Mesela şunu duydunuz mu hiç? Bak şimdi bak. Bunu duyan var mı? Bak bak şimdi. Chicken, piliç, translate çeviri. Ama bir dilden diğer dile çeviri. Bak, çevirme, piliç, çevirme. Ben bunu gözümle gördüm. Bak Marmaris yolunda, Aksaz'da. Evet. Piliç, çevirme. Bak daha neler var neler. Peki hiç şunu gördün mü? Sensitive, meatball. Bunun ne oldu hakkında bilgisi olan var mı? Bak meatball köfte. Sensitive hassas. Yani içli köfte. Vallahi billahi böyle. Pork feeding domuzu beslemek. Biz bunu nasıl çevirdik biliyor musunuz hocam? Hizmet kayırmacılığı. Peki hizmet kayırmacılığı nedir arkadaşlar? Bu daha çok Amerikan siyasi terminolojisinde kullanılır. Yani orada biliyorsunuz çok fazla siyasi parti olmakla beraber en sona kalan hep iki parti vardır. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler. Demokrat eyaletler, Cumhuriyetçi eyaletler vardır. İşte demokrat aday kendine yakın eyalete gittiğinde der ki siz bendensiniz. Size hizmeti yağdıracağım der. Oy vereceksiniz zaten der ve daha fazla oraya kaynak aktarır. Budur. Aslında bunun örneği Türkiye'de yoktur. Türkiye'de hiç olur mu hizmet kayırmacılığı? Ben İzmir'deyim arkadaşlar. Ha, bu kadar söylüyorum. Ben İzmir'deyim ben. Bizde yol yok. Bizde bir şey yok. Gelmiyor. Niye? Ve belediyeden dolayı mı? Belediye ayrı bir sıkıntı da şehirler arası yol falan da yok. Yani. Sıkıntılıyız. Bunu zaten ben Ankara'ya gittiğimde, Kayseri'ye gittiğimde çok daha rahat hissettim. Yani. Bunu da söyleyeyim. Evet. Hizmet kayırmacılığı bu. Başka ne vardır? Devlet başarısı tezinde mesela şöyle bir şey de var. Acaba hiç duydunuz mu? Rant kollama. Bunu duyan var mı? Baskı ve çıkar gruplarının siyasi partilerle ilişki kurması ve gereğinden fazla harcama yapılması. İşte tam bu noktada zaten hemen şunun açıklanması gerekir bana soruyorsanız. Politika kötüdür çünkü devlet başarısızdır. Devlet kendi kafasına göre davranmamalıdır. Ve bunun yolu da evet nedir? Devletin ekonomik kararlarının yani ekonomik bütün işlemlerin anayasalarla güvence altına alınmasıdır. İşte tam bu noktada karşınıza anayasal iktisat gelir. Burada tabii ki yine bu kanun sonra onun yanında burada daha çok kimi hatırlarız biz? Hayek'i hatırlarız. Değil mi? Özellikle ikisi. Peki ne diyor hocam anayasal iktisat? Şunu diyor anayasal iktisat, hükümetlerin keyfi, ekonomik,
kararlar almalarının önüne geçilmelidir. Peki nasıl? İşte şöyle mesela. Efendim bir harcama anayasası olsun ve kendi kafasına göre harcama yapamasın hükümet. Efendim bir vergi anayasası olsun. Efendim bir bütçe anayasası. Dikkat et şimdi. Denk bütçe anayasası. Şimdi sana bir şey soracağım tam bu noktada. Bu ifadeyi görünce anayasal iktisatın hangi iktisadi okulun bir tür devamı olduğunu söyleyebilirsin? Çok net değil mi? Klasik iktisat, tertemiz. Peki hocam başka mesela der ki bize dış ticaret anayasası olmalı. Efendim burada işte borçlanma anayasası olmalı. Bütün kararları böyle engellemeye çalışıyor. Evet. Soruya dönüyorum. Şimdi bir bak bakalım. Politikada eksik rekabet şartları geçerli. Evet, bu devlet başarısızlığı tezi içerisinde var. Politik miyopluk da var. Hizmet kayırmacılığı da var. Lobicilik de var. Dışsallık, hocam dışsallık bir ne başarısızlığı? Piyasa başarısızlığı. Tam sınav sorusu. Sık gibi ya. Tam böyle soru çıkardı ama. Ne diyorsunuz? Böyle bir soruyla karşılaşabilir misiniz? Hocam biz bilmeyiz. Sen bilirsin. Tamam. Peki. 46. Aşağıdakilerden hangisi anayasal iktisatla ilgili yanlış bir ifadedir diyor. Aferin Ayşe. Aferin İmran. Ebru bak hangisi yanlıştır diyor. Ha bu arada arkadaşlar biraz önce şu bilgiyi vermedim ben. Kronolojik olarak ilk önce arkadaşlar anayasal iktisat gelir. Arkasından kamu tercih ediyoruz. Çok önemli değil. Yani kısaca B seçeneği doğru. Devletin mali yetkini hukuk düzenlemene sınırlamayı kesinlikle ister. Anayasal sınırlama devletin sadece maliye politikası araçları için mi? Hayır. Bütün ekonomik politikaları için yani para politikası, maliye politikası gözetmez. Öyleyse bu da para arz anayasası olur. Anayasal sınırlamalar ekonomik işleyişin bozulmasının önüne geçmeyi hedefler. Evet hedefler. Çünkü anayasada sınırlamazsan daha fazla harcama yapılır. Ekonomiye müdahaledir. Bu işleyiş bozulur. Değil mi? Ya da daha fazla borçlanma yoluna gidilir. Klasiklerden ayrıldığı bir nokta var mı? Klasiklerin daha upgrade'li hali diyebilirim Merve. Tabii ki ekonomik işleyişe klasikler de müdahale edilmemesini ister ya. Yani şunu bir somutlaştırmak lazım. Şimdi Merve burada harcama anayasasının olması, vergi anayasasının olması ekonomiye daha az müdahale edilmesini sağlayacaktır. Katılıyor musun? Böyleyse klasiklerle aynı düşünüyorlar. Yani onların böyle upgrade'li bir hali. Peki, 47 defalarca sınav sorusu olarak gelmiş bir kavram iktisadi rasyonelite. Esra yanlış. Pardon Esra sen doğrusun ya. Evet Büşra. İmran olmadı. Sana bunu söyleyecektim ben. Evet. İsimleri karıştırdım.
Diğer arkadaşlarımız arkadaşlar bu ikili sağ direnç yöntemi hakkında bilgisi olan var mı? Evet. İktisadi rasyonaliteye göre sevgili arkadaşlar, devletin görevi piyasayı tamamlamaktır. Yani devletin tamamlayıcı bir fonksiyonu vardır. Dikkat ediniz, piyasayı tamamlar, piyasaya müdahale eder demek değildir bu. Ve bu tamamlayıcı fonksiyon farklı tanımlarla yapılır. Alt başlıklar vardır. Birinci tanım kime aittir? Sami Asım. Sami Asım der ki devlet piyasayı şöyle tanımlar. Bölünemez nitelikteki mal ve hizmetleri üreterek piyasayı tamamlar. Katılıyor musunuz bu ifadeye? Piyasa zaten tam kamusal malları üretemiyordu. Başarısız, değil mi? Bence doğru. Peki hocam, şu ikiliyi hiç duydunuz mu? Cournot, Chamberlain. Bunları biliyor musunuz? Biliyorsunuz değil mi? Aksak rekabet piyasalarıdır. Özellikle oligopoldeki duopol modelleri aklınıza gelmeli değil mi? Yok öyle değil. İnan. Burada der ki bize Cournot ve Chamberlain, devletin görevi yani fonksiyonu eksik rekabet piyasası şartlarını tam rekabet piyasasına doğru regüle etmektir. Evet. Son. Bu arkadaşlar nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. İtalyan galiba bunlar. Ben şuna brokoli, buna tantuni bile diyebilirim. Broşiyer ve tabatoni. Daha önce bu arkadaşları duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Değil mi? Der ki tamamlayıcı fonksiyon için bir mal ve hizmeti toplum adına en az maliyetle kim üretiyorsa o üretsin. Eğer en az maliyetle devlet üretirse devlet üretmelidir. Mesela soruyorum. Eğitimi en az maliyette piyasa mı üretir, devlet mi üretir? Ne diyorsunuz? Devlet. Sağlığı devlet. Çünkü piyasa dışarıda bırakır insanları. Maliyet yüksektir. Burada maliyet düşüktür. Peki şimdi hocam. Şimdi bu bilgilere göre şu soruyu bir çözüverelim. Hadi yardım edin bana. İsterseniz burada tersten gidelim. Sami Asım'ın yaptığı tanıma göre devlet bölünemez nitelikteki mal ve hizmetleri üreterek piyasayı tamamlamalıdır demişiz. Önerme doğru mu hocam? Doğru. Piyasanın yetersiz kaldığı alanlar mevcuttur. Piyasa yeterli olsaydı devletin tamamlayıcı bir fonksiyonu olmazdı. Zaten bölünemez malları piyasa üretemeyecek ve yetersiz kalacaktır. Tamam. Sami Asım, Broşiyer, Tabatoni gibi teorisyenin katkıları varmış gördük. Devlet piyasayı tamamlayıcıdır. Geriye B seçeneği kaldı. Sadece B'ye bakıyorum. Tamamlayıcı fonksiyon kapsamında devlet ekonomiye müdahale etmelidir. Hayır, ekonomiye müdahale yok. Piyasaya müdahale yok. Piyasayı tamamlama var arkadaşlar. Anladık mı burayı? Anladık mı? Mali tekel bu yaklaşıma uygun değil Merve. Mali tekel piyasaya müdahale. Doğal tekel deseydin olurdu. Hayır İmran, şimdi mesela çok net bir şey soracağım sana. Savunma hizmetini devlet üreterek piyasaya müdahale mi ediyor? Evet. Yani müdahale mi? Peki. Size şöyle mavi soru veriyorum. Mavi soru benim soru. Yeni büyük ihtimalle bir makaleden yazdım bu soruyu.
Yo, makaleden yazmamışım. Kavram sözlüğünden yazmışım. Ha. Politikacı X. Kimse artık bu X. X bak dikkat et. Seçmenlerin çok olduğu bir yerleşim merkezine seçimi yeniden kazanabilmek için diğer bölgelere göre nispeten daha fazla kaynak tahsis etmiştir. Bu durumun maliye literatüründeki karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisidir? Biraz önce anlattık ya. Vallahi biraz önce anlattık. Biraz önce anlattık, değil mi? Nedir bu? Pork feeding'tir bu. Domuzu beslemektir. Hizmet kayırmacılığıdır, değil mi hocam? Ben niye bunu kullandım yoksa? Evet. Doğru yanıtımızın hemen şöyle hizmet kayırmacılığı olduğunu işaretledim. Peki bir şey soracağım. Politik etkisizliği neydi? Hocam en iyi politika. Politikasızlıktı değil mi? Devlet kısa dönemde dahi araçlarını kullanarak uzun dönemde ekonomik büyüme, istikrar bunlar üzerinde etkili olamıyordu. En iyi politika politikasızlıktı. Değil mi? Peki bedavacık soru da. Tam kamusal malların tüketiminden kimseyi mahrum bırakamıyorduk. Bireyler bu maldan ne kadar yararlandığında bize açıklamıyorlardı. Açıklamak istemiyorlardı. Buna bedavacık sorunu diyorduk değil mi? Free rider. Peki hocam raçak nedir? Bu soruyu bilene Murat Güzelli kahve ısmarlayacak şey arkadaşlar. Bir Amerikan için Murat Güzel'den. Kimler Ankara'da? Ondan gidip içsin. Git iç İmran. Güçler sen de iç. Çok zengin, çok. Farklı farklı şeyler var. Peki idare hukukunda var değil mi raçat? İdare hukukunda duydum bence raçatı daha önce. Değil mi? İdare hukukunda raçat neydi ya? Devlet bir imtiyaz tanıyordu. Bu imtiyazı sonra kendi adına kullanıyordu, değil mi? Evet. Evet, kendi kendine alıyordu bu imtiyazı. Peki raçat nedir burada? İleride borçlanmada muhakkak konuşacağız. Hocam, devletin kendine ait senetlerden satın alıp kendi kendine erken ödeme yapmasına biz raçat diyorduk, değil mi? Güzel. Peki oy ticareti nedir? Kim söyler bana? Log. Evet. Rolling. Log, rolling. O ne hocam? Log, küçük demek, rolling, yuvarlamak demek ha. Müthiş bir Türkçe çeviri yine arkadaşlar. Küçük yuvarlamak. Yine Amerikan siyasi terminüsünde kullanılan bir deyim. Oy ticareti. Evet. Azınlıkta olan partilerin ya da azınlıkta olan liderlerin de diyeyim. Evet, burada karar alabilmek için birbirlerini desteklemeleri diyorduk. Sen benim kütüğümü yuvarla, ben de senin kütüğünü yuvarlayayım. Bu oy ticaretidir. Evet, aynen öyle. Peki hocam, 49 için ne dersiniz? Aferin. Bir sokak röportajında Fen Lisesi öğrencisi C'nin kendisine sorulan bir soru yanıt olarak spikere şu sözleri sarf etmiştir. Aslında seçmenler uzun vadede kendisine mahiyetten yükleyen ancak kısa vadede faydalar sağlayan politik önerileri daha çok ilgileniyorlar. Aa, bu baya baya politik bir yokluktur ya. Peki bir şey diyeceğim hocam. Mali yanılsama neydi? Neydi? Neydi?
Ne alakası var sadece politikacılar olarak düşünüyorsun ki? Politik aktörler, sadece politikacılar mı? Seçmen var, bürokrat var, değil mi? Siyasi parti var. Evet. Mali yanılsama hipotezi şudur arkadaşlar. Mükellefler ödedikleri vergiye bakarak kamu kesimin büyüklüğünü yanlış değerlendirirler. Yani az vergi alınıyor, çok hizmet sunuyor gibi düşünülür. Yanlış algıya sahip olunur. Aslında burada devlet vergi yerine para basarak harcamayı finanse ediyordur ya da borçlanma ile finanse ediyordur. Mali yanılsamanın bazı nedenleri de vardır. Evet, tuvalette peçeteyi çok kullanıyorum ama aslında cebimden çok güzel bir sözmüş. Sevdim Melike. Nereden duydun bunu? Gözlemledin. Müthiş. Size mali yanılsama ile ilgili şöyle bir not koyayım mı? Kızlar öyle. Sistemi ayakta tutan kadınların marjinal tüketimi eğilimi. Vallahi da öyle, billahi de öyle yani. Alın size mali yanılsama. Şimdi sorudaki ifadeyle bu tanımın birbiriyle bir alakası var mı arkadaşlar? Hı? Oturdu mu şimdi? Ben düştüm mü? Kimse dönmüyor. Var mı sıkıntı? Yok.